Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çoban. Kaldığımız yerden Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. En son şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Son maçlarımız kalmıştı. Hemen bakıyoruz. Son 3 maçımız arkadaşlar. Göztepe Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçları. Puan durumuna bir bakalım. Göztepe 56 puanda Avrupa Ligi'ne gitmek için yarışıyor. Kasımpaşa keza aynı şekilde ve ne demiştim, özür dilerim. Gençlerbirliği de küme düşme potasında. Neyse, hemen hızlı hızlı, yine her zaman olduğu gibi hızlı hızlı oyunumuzu oynayalım. Bakalım. Bu senenin sonunda istediğimiz oyuncu transferlerini becerebilecek miyiz? Gronny valla çok çok önemli bir oyuncu benim için. Bir sezon oynattık. Değeri oldu 6 milyon. Yani 6 milyon kâr etti şu anda. Satabileceğim oyuncular çok fazla. Çok fazla satabileceğim oyuncu var. Gronny'nin 42 maçta 13 golü var. Yanlış görmediysem 13 ya da 14'tü. Bayağı da asist yaptı. Yani bayağı aslında benim işime yaradı Gronny. Onu gencecik Gronny'yi aldık gençken. Şuraya bak. Galatasaray'da 5. Geçen sezon 15 maçta 5 gol, bir asist. Bu sezon 27 maçta 8 gol, 16 asist. 16. Lig zaten 34 hafta. Yani neredeyse 2 maçta bir tane asisti var. Asist yapmadığı maçta golü var gibi düşünülebilir. Gerçi 4. 4 asist son. Hadi canım. Leverkusen Hertha'ya yenildi. Gaston Pereiro. Leverkusen'i birazcık üzdü. Gaston, kaydımız alınıyor değil mi? Evet, alınıyor. Sesimiz geliyor mu? Geliyor. Tamam, bir problemimiz yok. Devam edelim. Brezilya'yı gözlemleyin arkadaşlar. Brezilya çok 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 önemli. Çok önemli. Ne olsun abi? Özel yetenek olsun. Büyüktür 17 olsun. Türkiye'ye bakmaya gerek var mı? İkinci lige bakmaya gerek var mı? Var abi, orada da özel yetenek koyalım. Orada da 17 özel yetenek diyelim. Genç oyuncu gelecek vadeden diyelim. 17'den büyükleri getirsinler bana sadece. Şu gözlemciliği durdurabiliyor muyum ya? Ben kendi bakmadığım oyuncuları kendim şey yapmadan istemiyorum açıkçası. Yani bunlar kafalarına göre yapmasınlar abi, ben istemiyorum. Ben şunların hepsini Ben niye böyle yaptım bilmiyorum ya. Bir gaza geldim, hepsini iptal ettim. Hepsi iptal etsin, boş ver takıl ya. Bunların hepsini göndereceğim bu sezon. 18-18'in altını almayacağım. Bir paralansa takım. Pavicevic, ayın oyuncusu seçildi. Kaç yaşındasın sen? 33 yaşında adamla işimiz yok. Dinlendireceğiz? Emre'yi oynatalım. Gronny'i hiç sakatlığa kurban vermeyelim abi. Bu adam sürekli benimle konuşmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Benim üstümden prim yapmaya çalışıyor adam resmen. Mikrofon çok böyle ağzıma yaklaştırınca konuşmakta zorlanıyorum. Öbür türlü sesim gelmiyor diye de sıkıntı yaşıyoruz. Bana ne lazım? Bana
Enes Ünal lazım arkadaşlar. Bana Enes Ünal lazım. Yani ben Pavkov'a 30 gol attırdıysam Enes'e de bir 40 tane attırırım herhalde. Enes ne durumda? Hala Bursa'da mı? Şey, Beşiktaş'ta mı? Beşiktaş'ta. Abi çok daha iyi ya. Yani Pavkov'dan bu adam. Yani şöyle bir bakalım da çok daha iyi değil mi? Yo, değilmiş lan. Allah Allah. Yani fiziksel olarak işte Enes biraz daha çevik. Dayanıklık aynı sayılır. Aynı. Pavkov'un zıplaması Enes'e göre çok daha iyiymiş ya. Yani. Tam bir pivot santrı var ama bitiricilik farkı var. Dribling var, ilk kontrol var. Yani Enes'in tekniği var, uzaktan şutu var. Yani Enes aslında bana göre iki ayak kullanıyor. Pavkov sadece sol ayakmış. Ve baktığımız zaman daha çalışkan, karar alması iyi, kararlı iyi. Yok, Enes daha iyi ya. Net daha iyi de. Pavkov, Enes'in pozisyon alması 4 mü? İnanılmaz. Enes'i istiyoruz. Enes benim olmalı. Enes benim olmalı yani. Abi Gronny'yi çıkartalım biz dediğim gibi. Al Atalay'ı koyalım ya. Bir de eşitlik olsun. Göztepe'de eşitlik olmasın, vazgeçtim. Emre ile başlayalım, sonra Atalay'ı sakarız. Maresic sakatmış abi hiç. Gel buraya Sandberg'cim. Maresic senin yerine dışarıdan birini koyalım. Serdar Aziz'i koyalım. Ya da Arif Yıldırım'ı mı koyalım? Arif Yıldırım'ı da koyabiliriz. Böyle Atalay. Tamam, böyle dursun. Böyle dursun ama şöyle olsun. Şunu da standart stoper savunma yapalım. Beke seni çekelim. Koulibaly'yi koyalım. İki yönlü yapalım. Yunus sakat. Böyle oynayacağız o zaman. Go. Son zamanlarda çok iyi bir formumuz var çocuklar. Umarım video ayarlarım güzel olmuştur. Umarım kötü bir görüntü olmaz. Yedek kaydım yok çünkü bu sefer yedek kayıt almayı unuttum. Andre Poco. Necip Uysal, Poco. İyiymiş. Poco'yu ben severdim ya. Şey güzeldi, fizikseli hala güzel, evet. Karabük'teydi herhalde. Daha önceden yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Aynen. Kaleyi bulan şutumuz yok yine. Murat Yüksel kötü oynamış diyor. Murat Yüksel'in yerine koyabilecek bir adamın var mı? Yok. Tamam, forvetin yerine var. Melero'nun yerine de var. Muslera'nın yerine de var. Oynasın bir iki maç ya. Çocuk hiç oynatamadık bu sene. Yani gol yiyorsa yesin, çok önemli değil yani nasıl olsa. Şampiyonluk garantilendi. Muslera yaşlandı artık. Yeni isimlerin önünün açılması lazım. Şu an hedefimde Okan Koçuk'u almak var. Okan Koçuk'u aldıktan sonra o bizim genç kaleciyi yollarız.
Keşke balkon sokmasaydım ya. Zaten gol atma ihtiyacım yoktu ki yani. O da bayağı kötü oynamış ha. Helal olsun be Göztepe. Koca yörükti Göztepe. Fener de farkını aç. Matezinho da sakatlandı. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet, Birger Meling'i de dinlendirmemiz lazımmış. Peki. Full rotasyona sokarız takımı zaten. Artık sıkıntımız yok. Koçum Taner İnan be. 20 kararlılık. 20 kararlılık adam ya. Vallahi. Allah Allah. 11 maçta 9 golle gol kralı oldu bizim genç. Vay vay vay. Geliş geliş. Sana 1,1 milyon verdik. Bayıldık. Bir de öyle bir problemimiz var şimdi. Bir sürü şey yapacağız. Oliver Giroud'un sözleşmesini. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Onu öğrenebilir miyim? Şuradan göremiyor muyum? Göremiyorum. Bu adam alınır ya. Yavaş mavaş ama. Ciro ya. Adamın bu sezon 17 maçta 2 gol 2 asisti var da bu ona 19 kafa vuruşu 17 zıplama nedir yani, bu nasıl bir adamdır? İmza attır. Peki. Üzüldük. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'a gelmek doğru bir hamle değilmiş. Anladım hocam. Vay anasını ya, Hertha. Ya bu adam ne yaptı abi? Leverkusen'i yenen adam. Resmen 1 ve 11 attı herif. Paquito. Ofansif oyun kurucu. Paquito. Özel yetenek 14. Takım oyunu 18. Bakıyoruz. Şimdi bu böyle çıkmayabilir. O yüzden bak. Sen kim köpek? Ama doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ya bana sorarsan bu yanlıştır. Çünkü çok da böyle aşmış bir adam değilmiş. Everton. Bek 24 yaşında. Yok bu bu işimize yaramaz. Sen nesin? Sen de yaramazsın. Hani 24 dedik, bu kadar mı yani? Gerçekten bu mu yani? Max 24 dedik, bize 3 tane 24 yaşında mı getirdin? Yazıklar olsun sana. Bir de Emre Utkucansın sen. Baş gözlemcisin. Özür dilerim arkadaşlar. Rahatsızlığımdan dolayı. Arada durduruyorum. Bir içecek içiyorum. Burnumu silmem gerekebiliyor. Kusura bakmayın tekrar. Şimdi Gençler Birliği'ne çok güzel bir taktik yapacağım. Yani bak, gerçekten güzel bir taktik yapacağım.
Şaşırtacağım, adamlar böyle şaşıracaklar, ne oluyor ya diyecekler. İnanamayacaklar yani. Bak şimdi. Bunu yaptın. Değil mi? Ama böyle kalmayacak bu. Bunu alacağım buraya. Bunu almayacaksın. Şunu alacaksın şuraya. Ya da Mustafa Kapı girsin ya. Mustafa Kapı'yı da seviyoruz. Pavkov'u alacağım buradan. Koyacaksın buraya. Bunu çekeceksin buraya. Marasic'i çıkartacaksın. Hiç riske atmayacaksın. Sen gel. Tamam bak, mis. Melling çıkıyor, hop Ömer geliyor. Lines çıkıyor, hop Muhammed Sarıkaya geliyor. Muslera çıkıyor, hop Elyas geliyor. Bu kadar ya. Go abi. Şu an çok şaşıracaklar. Diyecek, ne yapıyor bu yani? Sonra bir de gaz vereceğiz şimdi. Veremedik. Olsun. Olsun. İstekli oynayın çocuklar. Tamamen farklı bir kadro. Yasin üzülmez. Senin agresifliğin de fazla değil. Niye sarı kart gördün ki? Bu çocukların da oynamaya hakkı yok mu arkadaşlar? Var. Biz bunları oynatmamak için mi aldık? Hayır. Biz bunları geliştirmek için aldık. Biz bunları geliştirmek için kadromuza dahil ettik. Altyapıyı niye kurduk? Niye altyapıya yükleniyoruz? Bak. Çocuk adam. Gol ister misin dedi. Şak. Gitti. 10 serbest vuruş kullanmayla attı yani. Diyor ki Sigurd'un diyor 19 ama diyor ben onunla da atarım diyor. Hocam bir orada faul yok muydu yani şimdi Kolibali. Erdem Gül toprak. Gözüme battın çocuk. Hemen seni kontrol edeceğim bu maçtan sonra. Hatta şimdi kontrol edeceğim çaktırmadan. Vay 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 vay, bir dakika bir dakika bir dakika. Sana bir gözlemci gönderdim. Maç esnasında. İstekli oynayın. Bu şey mi? Regen mi? Diko, Diko vurdu. Elias. Elias kalesinde güven veriyor. Hakikaten veriyor yalnız ha. Bu da fena değilmiş hani. Numan Soysal. Ya kardeşim. Ah, ah tamam al. Al 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 al. Ne istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Senin yerine de Sandberg'i sokalım. Sarı görmüşün. Al Mustafa'yı da şuraya çekelim. Seni de şurada şöyle yaptık mı? Tamamdır. Devam gençler. Atalay diyorum. Emre Akbaba yine iki maçtır. Benim beklediğimi veremiyor. Bak pas mas atmıyor yani. Bir asist yaptığı yok. Üzüyor beni Emre. Emre'yi satacağım ben büyük ihtimalle. Emre beni çok üzüyor çünkü.
Artsın abi, sıkıntı yok. Aslanım Mustafa. Brezilya gol kralı olmuş. Kaçıncı lig bilmiyorum, dikkat etmedim. Lukaku'cum benim. Evet, kalecimiz antrenman ağlaklığı yaptı. Onu konuşup giderme gibi bir lüksümüz var mı? Ona bir bakalım hemen. Maçta 8 gol 2 asist Ali Yavuz Kol. Bu da iyi aslında yani Ali Yavuz Kol da bayağı iyi. Ama Ali Yavuz Kol'un yani bir sezonu rahat var abi Süper Lig'de oynamak için. Yani bir sezonu daha var. Enes o yüzden bana sanki lazım gibi duruyor yani. Aubameyang. Insigne, Liverpool, Dafak. Insigne Liverpool almış. 84 milyon eurocuk. Saygılar. Ve yılın futbolcusu olmuş Insigne. Vay anasını ya. Neleri gözden kaçırmışız biz. Yani aldınız ama neye yaradı ki? Birmingham derken Dostluk Kupası'nda. Peki. Yani ben lig maçı oynamayı düşünüyordum ama neyse. Çağlar Söyüncü milli takım kadrosuna yine alınmadı. Çağlar Söyüncü. FM18'deki milli oyuncularımdan bir tanesidir. Ataberk. Yani. Yeni sözleşme önerilmeli. Nasıl yani yeni sözleşme önerilmeli? Zaten biz bu adama dünyaları vermiyor muyuz arkadaş? 4 milyon veriyoruz ya. Daha 4 sene sözleşmesi var. Ne vereceğim ya yeni sözleşme? Mümkünatı yok. Üzgünüm. Paquito'yu analiz raporu da alın kardeşim. Yani şimdi 3 yıldızı net var. 4 yıldız olabilir de olmayabilir de bu adam. Ben bunu böyle biliyorum. Şimdi baktığınız zaman benim bu CAM oyuncusuna ihtiyacım yok. O yüzden de ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Niye bakıyorsam? Zaten Gronje var abi. Oraya Gronje ekle diyor. Zaten Gronje var abi. Benim şeylerde bir problem var ya.
Yardımcılarda falan. Yani zaten Gronni ekti kardeşim. Şike yapıyorum. Şimdi maçı satıyorum Kasımpaşa'ya. Bütün iddiacılar yatıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki yine aynı kadroyla çıkacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Full genç. Koulibaly'yi de çıkartacağım hatta bu sefer. Onun yerine de başka birini sokacağım. Koulibaly de genç. Onun da oynamasını istiyorum aslında ama olsun. Matesinho sen sakatlanıp duruyorsun. Ben uyuz oldum sana. Ben hatta şöyle mi yapsam? Şöyle yapayım ya. Kanatsız gidelim. Al buraya Fatih. Şöyle yapalım. Nasıl olur öyle yaparsam? Çaktırmada şöyle. Ay, ne güzel oldu. Sen de böyle ol. Sen de böyle ol. Çılgın çılgın oynayalım hadi. Full genç kadro. Hadi yallah. Son maç. Bunları oynatalım ki. Gürler. Huesca'da değil miydi Serdar Gürler? Ne ara geri geldi? Cagne. Orta açarlar. Açamadılar. Pavelka vurdu. Elias. Kaleci çok formda. Elias. Kaleci Muslera'dan sonra kalenin güvende olacağını belli ediyor. Derken hocam. Kırmızı yani gönder artık onu. Teşekkürler. Adamsın hoca. Serdar Gürler. Kendine iyi bak. Mustafa vurdu. Mustafa kapı küçük boyuyla vurdu ama olmadı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Emre yine hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok Emre'de. Ne yapıyoruz bu sefer? Gidiyoruz. Şunu alıyoruz. İlhan Şentürk'le oynuyoruz bu sefer. Şöyle yer değiştirelim. Sen hücum oyna. Sen destek oyna hani. Böyle sanki biraz daha iyi olur gibi geldi. Hiçbir şeye de tepki vermiyor gençler ya. Gençlerin kanına giremedik bir türlü. Biraz zorlasak yeneriz ha yedeklerle. Gençlerle yani yedek bile değil gençlerle. Aynen. Cagne. Elias yine affetmedi. Kaleyi bulan 5 şutun 5'inde kurtardı. Biz de işte direkt mirek vuruyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. İlhan Şentürk. Mustafa Kapı'nın asisti. İlhan Şentürk'ün golü. Dakika 84. Galatasaray 1-0 öne geçti. Kasımpaşa galibiyetine çok yakın bir Galatasaray var. Ben Yusef. Mustafa ileri vurdu. Ve maç bitti arkadaşlar. Galatasaray
Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek galibiyeti alıyor. Kalecinin 5 şutun 5'inde kurtarması kaleyi bulan. Kesinlikle çok iyi. Maçın adı Ömer Bayram ulan. Ben her maçta Ömer Bayram ulan Ömer Bayram diyorum içimden. 6-25 prim de attı. Dağıtsın. Kazandığımız için 5.88 mi kazandık? Peki. Yani kazandığımdan daha fazla prim verdim. Peki. Peki. Olsun. Sıkıntı yok. Peki. 30 dakika olmuş. Olsun. Sıkıntı yok. Hiç umurumda bile değil. Kasımpaşa'nın kırmızısını niye pozisyonu izleyeyim kardeşim ben? Rizespor Süper Lig'den düştü. Şok şok şok. Gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray 11'ine seçilen oyuncular. Milan Pavkov, Geri Rodriguez, oğlum Matezinho sağ kanat oynuyor. Yunus, Grondi, Melero, Birger, Serdar, Maresic, Lines, Muslera. Bunu ben almadım. 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 Ama onlar da çok durmayacaklar orada. Merak etmeyin. 7-1 yenmişiz. Bu maç 8-1 değil miydi ya? Ben 8-1 niye hatırlıyorum ya? Bunun sonrası mı 8-1'di acaba? Sanki benim 8-1'lik... Herkese verdik gazı. Hayal kırıklığına mı uğradılar? Türkiye Kupası benim umurumda değil ki. 5 hafta olsun abi. Pavkov gol kralı. 30 maçta 23 gol. En yakını 15 golde. Çok çalıştın ve bunu hak ettin. Ozan Kabak. Ozan'ı da tebrik edelim. Hak etti. O da hak etti. Biz ikinci mi olduk? Trabzon ikinci, biz üçüncü olmuşuz. Ne oldu Ozan? Düşüşe geçmiş. Niye geçmiş bilmiyorum. Satarız abi. Ozan'ı da satarız artık. Ne diyorsun ya? Peki. Ah, yani Tobias böyle şeyler yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Onu zaten yapmamış mıydık? Yapmıştık. Standart stoper 15 15 15 güzel pozisyon alma 15 soğukkanlılık yok. Bu nereden geldi? Ha. Gözlemci gitsin abi ona. Alphonse Davies'i biliyoruz abi. Otero'yu da biliyoruz. Otero'yu. Geç, geç, geç. Iwobi. Alex Iwobi. İmza attır var mı? Yok. Geç. 32,5 milyon. Arkadaşlar. Bizim kulübün yemekhanesinde yemeklere bir şey katıyorlar. Bu böyle halüsinasyon falan gördürüyor büyük ihtimalle. Niye biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Tam olarak bu yüzden. Adam bana 32 milyonluk adam gösteriyor. Ama bu yüzden. Yemekleri yapan ablayla bir konuşmam gerekecek. Fenerbahçe hedefindeki ismi açıkladı. Stevens. Sheffield'dan. Sol bek. Vay fena değilmiş ha.
4.8'i transfer listesinde mi? Yani Fenerbahçe az önce bana dedi ki, şuna teklif yap. Al. Yok ama almayacağım. Al senin olsun. Fenerbahçe'ye şöyle bir puştuk olsun diye gidip şey yapabilirim hani. Sen 4-8 mi verirsin? Al sana 5. Son anda da vazgeçerdik. 2.64 iyi. Oradan da birazcık para yolumuzu bulduk. Tamam, kâra geçtik. Primle şey şampiyonluk arasında 500-600 bin fark vardı herhalde. Oradan da 2.60 alınca 2 milyon falan kâra geçirdik gene. Adil bir istek kardeşim, yaparız. Sana zaten 300 bin veriyorum cüz. Ah. Al hemen önereyim. Şöyle öneririm. Şunu da kaldırırım. Tamam, böyle kabul ederim. Olur. Mateo'cum olur. Problem yok. Problemi hallettiğimize göre artık Muslera şimdi mantık çerçevesinde bakarsak. Mantık çerçevesinde bakarsak. Kadromuza şöyle bir bakalım. Abi bu kadroda satılması gereken oyuncu Muslera. Ömer Bayram. Emre. Şu gençleri gene kiralık ya da satış olabilir. Alex Kral'ı satmam lazım. Ona da 1 milyon falan vermiştim herhalde, değil mi? Evet, ona da 1 milyon vermiştim. Aslında güzeldi Alex Kral'ın istatistikleri ama istediğim şeyi alamadı. Çünkü böyle bir patates oldu. Alex Kral'ı da böyle David Luiz gibi hiç düşünmemiştim. Bildiğin David Luiz gibiymiş. Artı. Yunus canlandı. Melero. Keza Melero da çok iyi. 12 milyon. Ve biz bunu kaça aldık? 3 milyon aldık abi. 3 milyon aldığımız adam 12 milyon. Yani bulunur. Melero gibi adam bulunur. Bulunmaz değil de. Dursun. İşte Marasic'e birazcık. Çok para verdik. Ama olsun. Olsun abi. Matesinho 12 milyon, 12,5 milyon verdik. Matesinho'yu satıp Pedrinho'yu alabilirim. Pedrinho. Heh, onları yazmıştım ben şuraya. Buraya yazmamış mıyım? Yok, buraya yazmamışım. Şuraya mı yazdım? Pedrinho. Pedrinho. Corinthians'ta sağ kanat. Ama bu kanat forvet, ama bu bayağı iyi ya. Ne zamana kadar bunu şey 2024.
Emre kadroya alınmadı. Peki. Kırgın. Peki. Emre çünkü maçta oynatıyorum. İyi oynamıyor. İyi oynasa oynar. Bir de benim cam kategorime girmiyor abi Emre ya. Benim CAM kategorime girse şimdi CAM dediğin benim için iyi frikik vuran bir adam olmalı. Bakınız Snyder. Ne yapıyorsun zaten? CAM'sin. Pas atıyorsun. Bir de frikik kullan tam olsun işte. Güzel abi. Maraşiç, Ozan, Yasin, Serdar Aziz. Yasin üzülmez. Seni satın alıyoruz zaten. Senin kaçarın yok Yasin. Senin için benim bütçe kaynak yaratmam gerekecek. O kaynağı da bir şekilde bulacağız. Kaç dakika olmuş? 42 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ana sayfaya diyoruz. Lig kupa diyoruz ve takım istatistiklerine geliyoruz. Sezon sonu. 34 maçta 82 gol atarak ligin en golcü takımıyız. 10 tane kornerden golümüz var. En fazla kazanılan kafa topunda sıralamada yokuz. En çok topa sahip olmada Başakşehir %60'ta birinci. Başarılı top kapmada %92 ile biz birinciyiz. En az gol yemede 32 golle dördüncüyüz. Başakşehir 28 gol yemiş. Kalesinde en fazla gol görmeden geçiren maç gene Başakşehir. En çok faul yapan da yokuz. İsabetli pasta Başakşehir 84'müş, biz 79'muşuz. Pas yeteneğini geliştirmemiz lazım. Ortada yokuz. Kaleyi bulan şut da en iyisi Gençlerbirliği %45 ile Gençlerbirliği küme düşmedi mi abi? Yani. Enteresan. 15. Düşmemiş. Son maçta yırtmış. En çok ortalama seyircisi olan takımız. Kapasitemiz %85. Kapalı gişe stadyum 5 maçımız varmış. Gol yenmeyen maç 1 mi? Sadece bir maçta mı gol yememişim? Bu başka bir şey olmasın abi. Bu yanlış olmasın. Bilmiyorum ne demek olduğunu. Deplasman formumuz falan filan. Olayımız bu. Oyuncu istatistiklerinde gördüğünüz... Oy bak. Melero bile gol krallığına girmiş. Asist kralı. 16 asistle. Melero. 23 maç. İlk 11 4 maç. Sonradan girmiş. 27 maçta 16 asist var. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full Galatasaray. Gene Galatasaray, 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 Galatasaray diye gidiyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sonraki bölümü kaçırmayın. Transfer sezonuna başlayacağız. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz ama çok hızlı çekeceğim için videoları çok böyle şey yapamayabilirim. Siz gene de yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.